Kayseri mutfağından kurşun aşı, 1 su bardağı nohut, 1 su bardağı mercimek, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz. Köftesi için 2 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Fatoş ablamın çayı. Kurşun aşına geçmeden önce o çok terledi, üstünü değiştirecek. Ben de onun ketesini çıkaracağım. Vay vay vay. Sanki keteye biz çizik atmıyor muyduk Volkan? Yöreye göre değişiyor. Böyle sanki üstünü böyle çizecektik. Şimdi öbürünü atayım. Hadi bakalım. Allah'ım her biri birbirinden kurşun güzel kostümler. Kurşun aşımızı yapmaya geldik. Çok terledik, çok sıcak. Teşekkür ederim. Bütün kostümlerini kendin dikiyormuşsun. Kendim dikiyorum, evet. Nasıl olabilir bu? Bayağı bir bak şurasını vallahi göstereyim işte özellikle. Şöyle gösterelim bakalım. Bak modele bak, model yapmışsın yani. Evet. İnanamıyorum. Kendi tasarımım, kendi şeyim yani. Bakayım. Bak bakalım. Süper ya. Vallahi çok başarılı değil evet. mi? Rengin de çok başarılı. Severim. Kostümün... Mor rengini çok severim. Ben de bazı çok severim. Böyle şıkır şıkırlığı severim. Yani yaşım evet. geçse de şıkır şıkırlığım geçmeyecek herhalde. Kurşun aşı için... Kurşun aşımıza... Bulgur. Evet. 2 bardak ince bulgurumuz olacak. 1 bardak da irmik koyacağız. Köfteler yapacaksın bununla. Şey yapacağız. Kurşun aşı yapacağız. O da Kayseri'nin bilinmiş bir yemeği. Tamam. Aş sulu yemeği sulu yemek. Deniyordu benim bildiğim. Boneni de mi kendin yaptın? Bonemi de kendim diktim. Şöyle eğildin ya, eğilsene bak. Evet. Aa çok orijinal bir şekli var. Evet. Az öncekini de kendin aha, yapıyorsun. Hepsi kendim. Vay be. Biraz tuz ilave edelim. Biraz kırmızı biber veya biber salçası koyalım. Ben anlamadım. Kimi biber istiyor, kimi şimdi domates şöyle, istiyor. Şimdi şöyle biraz da tuz atacağız. Şurada tuz vardı. Karıştıralım biraz. Biraz da karabiber. Şöyle bir yemek kaşığı tuz attık. Bir kaşık biber salçası. Biber salçası koyduk. Biraz daha ıslatacağız bunu biz. O orada ıslanırken içine hazırlayacaksın. Bu burada ıslanacak. Böyle bir karıştırma yapacağım bunu. Hı hı. Bu burada biraz soğuduğu yere suyunun soğanını doğrayalım mı? Olur. Hemen ben onu doğrayayım. Aslında bir tane soğan yeter buna. Tamam. Sıvı yağ koyuyorum. Evet, biraz tamam. Sıvı yağ koy. Soğanlarımız kavrulduğu yere şeyi yoğururum ben. Bu suyu kaynadığı yere yaparım hemen. Beraber yaparız inşallah. Bu değil bizim mi? Nursel'in mutfağında en büyük sıkıntı ne biliyor musun Volkan? Patron matron dinlemiyorum. Gel. Gel gel. Bak şimdi. Orayı da görmeni isterdim de. Bak. Bir de kamufle etmeye çalışmış. Nesine bak. Bak. Çok komiksin ya. Ya sıcak sıcak yemek gibisi yok ya. Böyle herkes bir deliriyor sıcak yemek için. Oradan bir taneyi kaçırmış. Bak bak bak. Görüyor musun? Evet. Ha? Neyse tadına baksın bakalım. İkinci tepsimiz bir şey nasıl olsa. Şimdi bunu koyalım. Ver. Böyle. Unumuz kavrulduğu yere salçasını falan sen şey yaparsın. Onu mu yoğuracaksın? Ben bunu yoğurmaya başlayayım. Yoğur, tamam. Şimdi bir bardakta Nursel'cim ununu koyacağız. Şimdi bunu koyuyoruz. Bir de yumurtamızı kıracağız. Sırf biber mi koyayım? Salça, domates mi? Biraz domates salçası, biraz biber birer salçası. Birer kaşık ha? Evet. Böyle karıştıracağız. Biraz kendini denemesi için. Bu yemek de benim hayatıma böyle illeri gezdiğimde giren bir yemeklerden. Hani evet. İçinde nohut var, mercimek, evet, mercimek var. Nohut var. Yaptığın hem protein köfteler var. Evet. Hem de çok güzel bir evet. yemek oluyor. Evet. Ve bana direkt şey hissini yaşatıyor. Böyle
Çok eski bir yemek. Evde azıcık nohut varmış, işte mercimek evet. varmış. Birazcık da bulgur katayım demiş teyzemin herhalde, biri. Herhalde yemeğe çoğaltmış evet. tahminim. Böyle bir yemek çıkarmışlar. Çok suyunu az. Koyuyorum. He, koy biraz kavrulduysa. Yağ alayım ben Nursel'cim. Elimi şöyle bir şey yapayım. Sularımız gitmiş. Akşam 8'e kadar şunu su yok. Yapalım. Hadi bakalım. Ne olacak? Bir tepsinin içine şey yapalım, yuvarlayalım. Duydun mu? Sular gitmiş. Ya gitsin, ne olur. Suyla ne işimiz var? Boş ver. Bir biz tepsinin içine biz yapalım. Biz nasıl toplanacağız? Vallahi toplanırız. Şimdi böyle böyle küçük küçük. Ben de geliyorum sana. Bunu kısalım. Bu su bize ta yuvarladıktan sonra lazım. Ben sana şöyle yuvarlayayım vereyim. Elini yağa batırmasan biraz zor yaparsın. Neden? Hem elinin şeyini alır. Sanki her zaman yaptıklarımızla kıyaslıyorum. Evet. Ve izleyici de o kıvamı anlasın istiyorum. Bayağı evet. bakın. Cıvık. Benimki yumuşak hani olur. Ben çok de olsam sert yapmam. Kendi kendime cıvık bulur ve un katardım. Sen yok, bu fazla şekilde. Fazla un kattığınız zaman biraz daha unsu olur. Ama bu böyle yumuşak ve çok güzel olur. Biz de bitirdik. Şimdi Nursel'in mutfağını seviyorsunuz ya, yani 4 tane yemek pişiyor. Hanımlar bilir, kolay değil öyle yemek yapmak, arkadaki dağınıklık, bulaşık, evet. hazırlık aşaması. Benim çok güzel bir ekibim var. Bunu da onlarla hep beraber yaptık. Elif'imiz bugün bu sezon yeni katıldı aramıza. Elif, Seyhan, Nesrin, Ayşe, herkesin eli değdi buraya. Çok teşekkür ediyorum. Montaj ekibine sevgilerimi iletiyorum. Melisciğime sevgilerimi iletiyorum. Doğan Taşar'a, yapımcımıza, Nesrin Bulgur Taşar'a sevgilerimi iletiyorum. Hepsini çok seviyorum. İyi ki varlar. Devrimcim montaj müdürümüze ekstra teşekkür ediyorum. Hadi bakalım şimdi bunu. Önce mercimeğimizi atalım. Şimdi bu yavrucaklar üzülür ama ben size hep söylüyorum. Serkan'cığım, Emre'cim ve Volkan'cığım. Atalım. Önce mercimeğimizi atalım. Burada bir bardak mercimek var haşlanmamış evet. olarak. Bir bardak oldu, 3 bardak haşlanınca. Evet, aynı evet. şekilde nohut da öyle. Bir bardak. Evet, çok şambul şumbul su olsun istemiyoruz. Çok sulusu iyi olmaz zaten. Şöyle de yapalım. Şöyle yapmıştı bir şimdi bak şöyle çok güzel bir yöntem var. Biliyor musun onu? Kaydırıyor böyle. Ha, olabilir. Baksana. Doğru. Herkesin bir şeyi var. Evet. Ya doğru, şu an kepçe evet, evet. kepçe olsa çok daha rahat doğru, olacak bak, da. Daha güzel oldu. Evet. Pıt pıt düşüyor evet, onlar. Düşüyordu. Ben tutayım sen yap. Haydi tamam. bakalım. Evet, öyle. Evet. Bak doğru, süper değil mi? Hı-hı. Tepsi de kocaman. Hı. Şimdi ben onu yavaşça karıştırayım. Nane de atabiliriz şimdi. Atayım mı? Şimdi atalım biraz kendine gelsin nanesini. İsteyen sonradan da atabiliyor naneyi ama naneyi yağında yakarken bazı midelerde biraz rahatsızlık veriyor. Böyle attığımız zaman hem daha güzel kokusu içine siniyor. Neden kurşun aşı bu yemeğin adamı? Vallahi neden kurşun aşı? Bence top top olduğu için top herhalde. Top. Kafaya attın mı yarmak için herhalde. Ay Allah korusun. Olduğu için herhalde kimsenin öyle. Kafası yarılmasın, kimse tabii. ölmesin, kimse kurşun kullanmasın, silah kullanmasın. Gerçekten hiç evet. asla. Kimsenin canı yanmasın. Şimdi bunu kaynara. Canım Türkiye'm, aşkım Türkiye'm ya kimsenin canı yanmasın. Gerçekten biz kardeşiz, biz çok güzel insanlarız. Aman. Evet canım. Şimdi kapağını da örtelim, biraz kendi kaynara geçsin. Bunu da bitirdin.